Son bir yıl içinde iş yapma şeklimizi değiştiren, bilgi işlemin hemen hemen her noktasına giren ve zaman zaman göz kamaştıran, zaman zaman da endişeler yaratan yapay zeka kendi içinde büyük bir türbülans yaşıyor. Yapay zekayı geniş kitlelerle tanıştıran ChatGPT'nin üreticisi OpenAI, üst düzey yönetiminde yaşanan istifalarla sarsıldı. Herkesin yakından tanıdığı ve yapay zeka dendiğinde akla gelen ilk isim olan OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde apar topar işten atıldı. Bu arada yapay zeka destekli bir başka şirket olan otonom taksi hizmetleriyle tanınan Cruise, geçtiğimiz haftalarda araçlarının yollarda yaşadığı kazalar nedeniyle tüm operasyonlarına son verdiğini duyurmuştu. Sam Altman'ın istifasından 2 gün sonra Cruise kurucusu ve CEO'su Kyle Vogt da şirketten istifa ettiğini duyurdu. 6 kişilik OpenAI yönetim kurulundaki oylama sonucu 4'e 2 çoğunlukla görevinden alınan Sam Altman için yapılan resmi açıklamada CEO ile yönetim kurulu arasında baş gösteren iletişim sorunu ve güven kaybı şu ifadelerle vurgulanıyordu. Sam Altman'ın ayrılışı yönetim kurulu tarafından yürütülen müzakereli bir inceleme sürecinin ardından geldi. Bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun kurulun sorumluluklarını yerine getirme kabiliyetini engellediği sonucuna varıldı. Yönetim kurulunun artık onun OpenAI'ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok. Bununla birlikte bir diğer iddia ise Altman'ın son dönemde giderek artan bir biçimde yönetim kurulunu hiçe saydığı ve fon bulma ve iş ortaklığı arayışı gibi şirketler için kritik adımlar atarken bile yönetim kurulunu bilgilendirmeden hareket ettiği yönünde. İddiaya göre Altman adeta çocukluğundan beri Apple'ın merhum CEO'su Steve Jobs'u idol olarak görüyor ve onun gibi hareket ederek Steve Jobs rolü oynamaya çalışıyordu. Altman'ın kendisini rolüne fazla kaptırdığı ileri sürülüyor. Steve Jobs'un da kendi kurduğu Apple şirketinden yönetim kurulu kararıyla kovulduğunu hatırlarsak, bu açıdan da Altman'ın Jobs'a benzer bir kariyer yolunda ilerlemekte olduğunu görebiliriz. Herhangi bir şirket, herhangi bir yöneticisini bu şekilde görevden alabilir. Ancak bu şirket bir yıldır dünyadaki hemen hemen tüm kullanıcıların gözünü dikmiş olduğu bir şirket olunca işler değişiyor elbette. Bu şok ayrılığın ardından önce bir dizi çalışan protesto eylemine başlarken Altman'ın geriye dönüşü için şirkete çok sayıda talep iletildi. Ki bu taleplerin bir kısmı da OpenAI yatırımcısı olan Microsoft gibi şirketlerden geliyordu. OpenAI tüm protestolara rağmen Altman'ın geri dönmeyeceğini açıkladı ve şirket 3 günde 2 geçici CEO değiştirdi. Bu sırada OpenAI eski başkanı ve kurucularından Greg Brockman da istifasını açıkladı. Altman ve Brockman'ın ardından özellikle araştırma ve tasarım bölümlerinden bir dizi çalışanın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. İkilinin kendi yapay zeka girişimlerini kuracağı yönündeki söylentiyle birlikte ise OpenAI için istifa tehdidi çığ gibi büyüdü. OpenAI'de yaşanan bu ayrılmaların sonucunda ayrılan kişilerin gideceği adres kısa bir süre sonra belli oldu. OpenAI firmasının en büyük yatırımcısı Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, kısa bir süre önce X üzerinde yaptığı açıklama ile Sam Altman ve Greg Brockman ikilisinin Microsoft'ta göreve başladıklarını ve yapay zekadan sorumlu olacaklarını duyurdu. Şimdi ortada garip bir durum var. Yapay zekanın en ünlü ismi OpenAI şirketi yöneticisine güvenmediği için işten çıkarıyor. Ancak aynı OpenAI'in en büyük yatırımcısı olan bu şirkete 13 milyar dolar yatırım yapmış olan başka bir şirket yani Microsoft bu ismi işe alarak kendi yapay zeka bölümünün başına getiriyor. Hatta bu isim şirketten önemli isimleri de yanında getiriyor. Analistlere göre olası senaryolardan birisi şirkete zaten 13 milyar dolardan fazla fon sağlayan Microsoft'un OpenAI firmasını tümden satın alması ve başına Sam Altman'ı CEO olarak getirmesi. Microsoft Başkanı Satya Nadella bu hamleyi neden yaptı? Altman ve Brockman'ı Microsoft'a çekti. Zira bu ikili yeni bir yapay zeka girişimi kurarsa en büyük kaybeden OpenAI, dolayısıyla da bu firmaya en büyük yatırım yapmış olan Microsoft olacak. Satya Nadella bir bakıma Microsoft'un yatırımlarını koruyor. OpenAI tarafında ise Sam Altman ve Greg Brockman'ın yeni bir şirket kurmaması ve yeni bir işe geçmiş olması geride kalanların istifa tehdidinin azalması anlamına geliyor. Yine de şirketin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Şu anda OpenAI'da CEO'luk koltuğunda eski Twitch CEO'su Emmett Shear oturuyor. Dışarıda çok bilinen bir isim olmamakla beraber Shear, Silikon Vadisi'nde bir fenomen. Twitch'i Twitch yapan ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan isim. Aynı başarıyı OpenAI tarafında da gösterip gösteremeyeceği, Microsoft ve OpenAI arasında bir yapay zeka rekabeti yaşanıp yaşanmayacağını göreceğiz. Son olarak bir de spekülasyona yer verelim. Bazı analistlere göre OpenAI Microsoft tarafından tamamen satın alınabilir. Bu durumda Silikon Vadisi'nde yapay zeka oyunu tamamen değişmiş olacak.